İntiba. Namık Kemal. Ali Bey çok zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Babasının onun eğitimine çok önem vermesi sayesinde 20'li yaşlarına geldiğinde birkaç dil öğrenmiş, çalışkan bir memur olarak kalemde çalışmaya başlamış, nitelikli eserler ortaya çıkaracak kadar bilgi sahibi, geniş bir kitap hazinesi olan bir kalem efendisi olmuştu. Yalnız bir zaafı vardı ki kafasına taktığı bir meseleyi çözmek için sonuna kadar ve hırsla gider, o meselenin çözümü dışında hiçbir şey düşünemezdi. 20'li yaşlarında babasını kaybedince eskiden zevk aldığı şeylerden artık zevk almaz, gençliğinin icap ettirdiği kalabalık arkadaş toplantılarına bile gitmez olmuştu. Kalemdeki arkadaşlarının iş sonrası toplantılarına ve cuma tatilinde mesire yerlerindeki eğlencelerine katılmaması annesini de çok dertlendirmişti. Kendisine sorulacak olsa işle ev arasındaki bu içine kapanık yaşamından oldukça memnundu. Kalemdeki tüm arkadaşlarının gittiği bir Çamlıca gezisine biraz da annesini ve arkadaşlarını kırmamak için katılmış ve onların gelen geçen arabalardaki kadınlara yaptıkları işaretleri taklit amacıyla bir arabada gezinen kadınlara ne anlama geldiğini bile bilmediği öylesine bir işaret yapınca ve arabadaki kadın ona gülümseyince az ileride de arabasını durdurup onu beklemeye başlamıştır. Ali Bey arabadaki güzel kadınla tenha bir günde buluşmak üzere sözleşmiştir. Söylenen günde ve saatte buluştuğunda ise adının Mahpeyker olduğunu öğrenmiş ve bu güzel kadınla sık sık buluşmaya devam etmiştir. Ancak gene Çamlıca'da bir buluşma için beklerken bir adamın Mahpeyker'in arabasını görür görmez ona doğru fırladığına ve adamı gören Mahpeyker'in de kaçtığına şahit olmuştur. Ali Bey arkadaşlarıyla eğlenirken sözler atarak Mahpeyker'i kaçırtan ve kadın gittikten sonra arkadaş grubu içerisine dönen bu adamdan neden bir hanımefendiyi rahatsız ettiğinin hesabını sormaya kalktığındaysa Mahpeyker'in İstanbul'un tüm erkeklerinin yakından tanıdığı Kuzguncuk Pembeyalı'daki Mahpeyker olduğu cevabını almıştır. Bu anlatılanlardan etkilenmiş ancak Mahpeyker'e olan aşkı baskın gelip ondan ayrılma gücünü kendinde bulamamıştır. Mahpeyker de hakkında söylenenlerin hepsini kabul etmiş ama tüm geçmişini silmeye hazır olduğunu söyleyerek bu ilişkinin devam etmesini sağlamıştır. Ali Bey, sevgilisinin bundan sonra yalnız kendisine ait olacağına inanmış ve aralarında bir güven oluşmuş, sevgilisiyle buluşmaları daha da sıklaşmıştır. Bundan sonra Mahpeyker'in yalısına daha sık girip çıkmaya ve bazı geceler orada kalmaya başlamıştır. Bu duruma önce işlerin yoğunluğunu sebep göstermiş fakat evine günlerce uğramayıp arada bir gitmeye başlayınca da yıllardır kalemden eve, evden kaleme gitmekle alıştırdığı annesini türlü türlü yalanlarla kandırmaya başlamıştır. Hiç yalan söylemeyi bilmeyen Ali Bey artık yalancı biri olup çıkmıştır. Annesi günlerce evine ve işine uğramayan, Kuzguncuk'taki yalıda yaşayan oğlunun başına gelen şeyin bir kadın yüzünden olduğunu sonunda öğrenmiştir. Onu evine tekrar çekebilmek için Dilaşup adında çok güzel bir cariye satın almıştır. Ali Bey uzun aralardan sonra ara sıra geldiği evinde özel hizmetinde çalışan ve çok güzel bir kız olan Dilaşup'u fark etmiş fakat Mahpeyker'e olan aşkı ve bağlılığı nedeniyle onu görmezden gelmiştir. Mahpeyker Ali Bey ile birlikte olmaya başladıktan sonra eski hayatını bırakmış ancak yalısının tüm masraflarını karşılayan ve senede birkaç gün İstanbul'a geldikçe görüştüğü Arap tüccar Abdullah'la konuşmak ve Ali Bey ile beraberliği sürecinde yalıya gelmemesini tembih etmek hatta kendisiyle ilişkisini kesmesi için görüşmek istemiştir. Mahpeyker görüşme biraz uzayınca yalıya zamanında dönememiştir.
Bu sırada Ali Bey birkaç gün sonra gelecekken sevgilisini özlemiş ve hemen onun kollarına atılmak için zamansız olarak yalıya gelmiş. Mahbeker'i yalıda bulamayınca eski aşıklarından birisiyle buluşmuştur diye düşünerek sevgilisinin dönüşünü beklemiş. Geç saatte gelince de açıklama yapmasını bile beklemeden onu döverek pembe yalıyı terk etmiş ve evine dönmüştür. O gece evdeki güzel cariye Dilaşub'a ilk kez alıcı bir gözle bakmış ve kısa bir süre sonra da onunla evlenmeye karar vermiştir. Mahpeyker Ali Bey'e ihanet etmemesine rağmen onun tarafından bu kadar kolayca terk edilmesini kabullenememiş. Dilaşub'la evleneceğini de duyunca onun bu vefasızlığını cezalandırmak istemiştir. Ali Bey'i Dilaşub'un aslında ahlaksız bir kız olduğu yalanıyla kandırıp kendisine dönmesini istemektedir. Bunun için şöyle bir plan yapmıştır. Dilaşub'un her hafta gittiği hamama gidecek, onun vücudundaki benlerini görüp eski aşığı ve hamisi Abdullah Efendi'ye bunları anlatacak, tesadüfen Ali Bey'in duymasını sağlayacak. Abdullah Efendi, Dilaşub'un geçmişte çok kötü şeyler yapmış bir kadın olduğunu ve kendisiyle de maceraları olduğu yalanını söyleyecek ve vücudunun en gizli sırlarını sayıp dökecektir. Plan aynen uygulanıp Ali Bey bu sözleri duyunca kızgınlıkla evine gidip Dilaşub'a saldırmış ve onu yaralamış. Kendisi de bir sinir krizi geçirerek yataklara düşmüştür. Eve gelen doktor ona ilaçlar yazmıştır. Bu arada Dilaşub hizmet etmeye başlayınca Ali Bey ona tekrar saldırmak istemiş. Bunu gören doktor hastalığın çaresi olarak Dilaşub'un hemen evden uzaklaştırılmasını tavsiye etmiştir. Annesi ise içi kan ağlayarak Dilaşub'u esircilere satmış, elbette onu Mahpeyker satın almıştır. Ali Bey bundan sonra yataktan çıkmış ama hiçbir zaman düzelememiş. Kendini içki ve kumara vermiştir. Kısa bir süre sonra da bu yaşadıklarına dayanamayan annesini de kaybetmiş. Ardından tüm servetini yitirmiş, sokaklarda yaşayan bir serseri olmuştur. Ali Bey'i öldürtmek için bir plan daha yapan Mahpeyker bir gece eğlencesi düzenlemiş ve onun kendi evine gelmesini sağlamıştır. Mahpeker'in evinde çalışan cariye Dilaşub da bu plandan haberdardır ve müsait bir anında Ali Bey'e öldürüleceğini ve hemen kaçması gerektiğini söylemiş. O da camdan atlayarak kaçmıştır. Dilaşub kaçtığını anlayıp peşine düşmesinler diye onun yerine yatağa girmiş, cinayeti işleyecek kişi karanlıkta yatanın Ali Bey olduğunu zannederek yataktaki Dilaşub'u öldürmüştür. Kısa bir süre sonra polislerle olay yerine gelerek kendisini öldürmek için kurulan düzeni ifşa etmek isteyen Ali Bey, Dilaşub'un da öldüğünü görünce odaya saklanmış olan Mahpeyker'i öldürerek hapse girmiştir.